Herkese yeniden merhabalar. Nisan ayında okuduklarım videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu ay toplamda 19 tane kitap oldum. Birazcık yoğun bir ay oldu benim için. İşte Bolu'ya gittim, yeni bir işe başladım. Onun böyle birazcık alışma süresini yaşadım vesaire vesaire. Yine de 19 kitap okuyabildiğim için memnunum. İnşallah Mayıs'ta daha fazla okuyabileceğim. Çok fazla bu giriş kısmını uzatmadan hemen kitapları göstermeye geçmek istiyorum. Çünkü 19 kitabı tek tek anlatacağım için birazcık uzun bir video olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bu sefer birazcık değişik bir şey yaparak en az sevdiğimden en çok sevdiğime doğru gitmek istiyorum. Bu ay okuduğum ve en az sevdiğim 2 puan verdiğim kitap Olur Belki Oldu. Yasin Çetin'den bir öykü kitabı. Kitabı sevmedim çünkü kendi çok fazla tekrar ediyordu ve pek bana hitap eden bir kitap değildi. Kısaca konusundan bahsedeyim. Her öyküde bir tane adam, aynı adam ve her öyküde de adamın kaldığı berbat bir otel var. Adam bazı yalanlar söylüyor ve bu yalanlar gerçekleşiyor. Sanırım iki tane öyküde sadece bu yalanların gerçekleşmesi olmuyor ama genel olarak kitabın konusu o. Bütün öykülerde aynı şey oluyor. Bu yüzden pek de bana hitap eden bir öykü kitabı olmadı. Ama konu itibariyle eğer hoşunuza gittiyse şans verebileceğiniz kitap. Altını çizdiğim yerler oldu birkaç yerde. Yani o kadar da kötü bir kitap değildi. Sadece benim tarzım olmayan bir kitaptı. O yüzden yani hoşuma gitmedi bu yüzden. Benim sevmediğim bir kitap oldu ama sizin tarzınıza uygun bir kitapsa sevebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. 18. sıradaki kitap Aşkta İlk Çeyrek. Hemen şuraya bir yere koyuyorum. Çünkü bu kitabı EPUB olarak okudum. İyi ki EPUB olarak okumuşum. Çünkü pek de sevdiğim bir kitap oldu diyemeyeceğim ne yazık ki. Fazla uzundu. Çerezlik bir aşk romanına göre çok 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 fazla uzundu gerçekten. Kısaca konudan bahsedersek baş karakterimiz böyle birazcık sarışın aptal kız rolüne kendini gösteriyor. Yani insanlar öyleymiş gibi gösteriyor. Fakat aslında çok zeki bir kız. Ve babası öldüğü zaman sahip olduğu futbol takımını kızına bırakıyor. Ve diyor ki eğer bir senede takımı şampiyon yapabilirsen takım senin olacak. Yapamazsan kuzenine kalacak. Ve biz genel olarak işte kızımızı ve bu takımda yaptıklarını okuyoruz. Bir de tabii ki de takımın koçu var. Sanırım adı ismi Dendi. Kızın adını hatırlamıyorum ama çocuğun adı galiba Dendi. Bayağı gıcık olduğum, böyle iğrendiğim bir adam oldu kendisi. Kitaba 3 puan verdim. Çünkü sonlara doğru birazcık topladı ama 500 sayfalık bir kitap olduğu için sonlara toplası da pek kurtaramadı. Serinin devamı daha iyiymiş diyorlar. Bilmiyorum ama ne zaman devam ederim hiç bilmiyorum. Çünkü gerçekten böyle kafayı yiye yiye okuduğum bir kitap oldu. Ve kitapları okurken, özellikle bu tarz çerezlik kitapları okurken kafayı yemekten nefret ediyorum. Gerçekten ve kitabın 300 sayfasında falan kafa yediğim için benim için sadece 3 puanlık bir kitap olarak kaldı ne yazık ki. 17. sırada kitabım Uyanış. Bu kitabı da yine kafayı yediğim için düşük puan verdim kitaplardan biri. Buna da 3 puan verdim. Konu itibariyle çok güzel bir kitap. Gerçekten fakat baş karakter o kadar kötü ki, o kadar rahatsız edici ki. Yani kendimi öldürmek istedim okurken. Gerçekten çok gıcık oldum. Kitabı zaten elimde süründü. Bitiremedim bir türlü. Kısaca hemen konudan bahsedeyim. Baş karakterimiz ismi neydi? M'di. M bir tabutun içinde uyanıyor ve 12. yaş günü uyandığını zannediyor. İşte kendi bağlı olduğu şeyleri falan kırıyor, tabuttan çıkıyor ve bir odada. Odada 12 tane daha tabut var. Bir tabuttan daha ses geliyor. İşte onun içindeki kızı da çıkartıyor falan. Ve sonuç olarak bütün tabutları açıyor. 6'sı dolu kendi tabutu gibi, yani kendi tabutu dair. Ve altında da ölü bebek cesetleri var. Çözüyorlar ki bunlar aslında şu anda 20'li yaşlardalar. Ama hepsi 12. yaş doğum günü olduğunu zannediyor. Oldukları odadan dışarı bir çıkıyorlar. Her yer kemik ve kitap böylelikle başlamış oluyor. Gerçekten çok ilginç, çok ilgi çekici bir kitap ama gerçekten baş karakter o kadar rahatsız edici ki of. Ya okurken öldüm, gerçekten öldüm. Diğer karakterler harikalar. Yan karakterler güzel yaratılmış ama baş karakter... Yani okuduysanız eğer ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Eğer yaşınız 12, 13, 14 falansa bu kitabı çok seveceğinizden eminim. Çok severek okursunuz. Fakat kitap okurken böyle ben daha önce bu tarz şeyleri çok fazla okudum düşüncesiyle okuyorsanız bu kitap çok rahatsızlık verici bir kitap. Ama yine de seriye devam etmek istiyorum çünkü güzel bir yerde bitti. Baş karaktere rağmen ne olacağını merak ediyorum. Umarım o kitap daha güzeldir. Bu ay içerisinde okumaya çalışacağım onu da. 16. sıradaki kitabım Manga Sokağı'ndaki Ev. Bu da Olimpos'ta yayınlanan. Bunu gerçekten rastgele alıp okumaya başladım. Olimpos'ta çalıştım biliyorsunuz. İşte okuyacak bir şeyim kalmamıştı. Ofisten rastgele bir kitap aldım. Bunu da uzun süredir görüyordum işte yabancı booktuberlarda. Aa dedim, bu çevrildi mi, alayım okuyayım. Öylelikle okumaya başladım. Genel olarak kitabı sevdim diyebilirim. Ama son sıralara itti benim için kitap. Çünkü çok basit bir dille yazılmış. Basit bir dille çok fazla şey anlatılmaya çalışmış. Ben kitaba sanırım 4 puan vermiştim. Emin değilim, bir dakika. Evet, kitaba 4 puan vermişim. Chicago'da Latin bir
mahalleyi okuyoruz. Biz Esperanza'nın gözünden ve çok fazla şey oluyor. Öncelikle kadınları eziyorlar, göçmenleri eziyorlar ve hep işte Esperanza'nın ışığında biz bunları okuyoruz. Sanki çok normal bir şeymiş gibi. İşler acısı bir kitap. Bir çocuğun gözünden bunları okumak etkileyici bir dille yazılmış. Bazı noktalarda sadece sıkıldığım yerler oldu. Yazım tarzını beğenmediğim yerler oldu ama genel olarak hoşuma giden bir kitap oldu. Gerçekten hayatın gerçeklerini yüzünüze vuran bir kitap. Eğer okuma imkanınız varsa bir şans vermeniz gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten etkileyici bir kitaptı. Yani bu kadar basit bir dille bu kadar etkileyici bir şey anlatmak bence herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden bir şans vermeniz gereken bir kitap. 15. kitabım Fatma Erdek'ten Gece ile Şafak. Buna da 4 puan verdim. Bundan sonraki çoğu kitaba 4 puan verdim. Ben bu puanlamada birazcık daha böyle eli açık bir insanım. Böyle hoşuma giden kitaplara hep 4 puan veriyorum. 5 puanımı genellikle köşeye saklıyorum. Sanırım bu ay 4 tane kitaba 5 puan verdim sadece. Emin değilim. Şimdi bakar onu da söylerim. Gece ile Şafak benim Fatma Erdek'le tanışma kitabım oldu. Uzun süredir okumak istediğim bir yazardı. Memnunum okuduğum için ama okumasam da olurdu yani. Çok da şey değilim. Hoşuma gitti. Keyifle okudum. Severek okudum. Ama çok bilindikti benim için. Ben çok fazla Yeşilçam izlemiş bir insanım ve her şeyi tahmin ettim kitabı okurken. O yüzden bir noktada benim moralimi bozdu. Ama dili çok güzeldi. Okuması çok keyifliydi yine de. Diğer kitaplarında ara ara okuyabileceğim bir yazar açıkçası. Gerçekten dilini çok sevdim. Kalemi çok güzel kullanıyor. Bu yüzden de okunabilecek bir yazar olduğunu düşünüyorum. Hemen kısaca konudan bahsedeyim. Gece adlı bir kızımız var. Şurada gördünüz. Kendisi pavyonlarda astrolistik yapıyor. Ve Çakır adlı işte o alemin en ünlü adamlarından biri olan adamın yanında astrolistik yapmaya başlıyor. Şafak da şurada gördüğünüz. O çalışmaya başladığı pavyonun müdürü. Ve işte Çakır diyor ki bu kız tam bir işte elmas, buna bakmamız lazım falan. Şafak'ı gecenin yanına koruma olarak veriyor. Ve hikayemize böylelikle başlıyor ama bu kadar değil. Çünkü içinde o kadar çok fazla sır var ki yani tam bir Yeşilçam kitabı. Her şeyin altından başka bir şey çıkıyor ve herkesin bir sırrı var ve herkese üzülüyorsunuz. Dediğim gibi bu tarz kitapları seviyorsanız şans verebilirsiniz. Okuması keyifli bir kitap. Genel olarak okurken çok fazla keyif aldım. Keşke sonunu tahmin etmeseydim daha mutlu bir insan olurdum. Bu yüzden benden bir puan kaybetti. Ama dediğim gibi yazarın diğer kitaplarını mutlaka okuyacağım. Sıradaki kitabım, daha doğrusu sıradaki mangam, tek shot'lık bir manga. The Gallery of the Damned. Fotoğrafı olmadığı için hiçbir yere koyamıyorum çünkü fotoğrafı yok. One shot'lık bir mangaydı. Kısaca konusu şeye benziyor. Death Note'a çok benziyor. Ama Death Note'dan daha farklıydı. Ve çok kısacık olduğu için çok hoşuma gitti. Böyle uzatmamışlar falan. Hoşuma giden böyle işte böyle hemen başlayıp okuduğum, bitirdiğim bir manga oldu açıkçası. Kısaca konudan bahsedeyim. Elinizde öldürmek istediğiniz kişinin fotoğrafıyla uyuyadık kalıyorsunuz. Daha doğrusu yastığınızın altına koyuyorsunuz. Ve uyandığınız zaman böyle boşlukta elinize çerçeveyle uyanıyorsunuz. Karşıda bir tane galeri var. O galeriye girip kapıyı açıp o fotoğrafı duvara bastığınız zaman ve uyandığınızda o fotoğrafı yırttığınızda o kişi bir kaza sonucunda ölüyor. Genel olarak kitabımız, daha doğrusu mangamız bunu konu ediniyor. Bence çok keyifliydi. Gerçekten çok keyif alarak okudum. Kısacık olmasına rağmen beni etkileyen bir manga oldu. Yani okuduğum kitaplardan daha yüksek puan verdim. 4 puan verdim. Ama vaktiniz varsa eğer İngilizce biliyorsanız şuraya 6 falan yazmışımdır zaten ben ismini. Bir şans verip okuyabileceğiniz bir manga olduğunu düşünüyorum. Sıradaki kitabım Yok Oluş. Bu da 4 puan verdiğim kitaplardan. Bundan sonraki çoğu kitabım 4 puan verdim. Söylemiyorum. Benim listemde 14. sırada bu kitap. Aslında başlarının ilk yarısını falan çok çok severek okudum. Bayıla bayıla okudum. Fakat ikinci yarısında böyle bir tek düzeye girdi kitap. O yüzden 5 puan vermememi sağladı açıkçası. O birazcık yavaşlık, sıkıcılık falan moralimi bozdu diyebilirim. Kısaca konudan bahsedeyim. X bölgesi adlı bir bölge var. 4 tane kadın, bilim kadınımız o bölgeyi keşfetmeye gidiyorlar. Daha önce 11 grup daha gitmiş ve hepsinin başına çok kötü şeyler gelmiş. Büyük ihtimalle bu grubun da başına çok kötü şeyler gelecek ve bunu bilerek gidiyorlar. Biz kitabı biyoloğun ağzından okuyoruz. Daha doğrusu onun gözünden. Kitap onun günlüğü olarak okuyoruz. İşte biyoloğun geçmişini okuyoruz. O an yaptıklarını okuyoruz falan. X bölgesi çok manyak. Çok dehşet bir yer. Gerçekten okuması çok etkileyici bir kitaptı. Okuduğum en iyi bilim kurgu dünyalarından biriydi diyebilirim. İkinci kitabını yakın zamanda okumak istiyorum. Şu an elimde o da. Keşke sonu bu kadar çok sıkıcılaşmasaydı da daha büyük bir keyifle okuyabilseydim. Ama inşallah ikinci kitabına 5 puan verebilirim. 12. kitabım Julia Quinn'den Son Söz Aşkım. Bridgerstone galiba serinin adı, hiçbir zaman söyleyemiyorum. O serinin 3. kitabı. Bu kitabı diğer kitaplarına göre bir tık daha az sevdim. Sanırım diğer kitaplarına 5 puan vermiştim, emin değilim. Fakat bu birazcık daha kötüydü. Ama genel olarak yazar çok güzel. O kadar güzel yazıyor ki size anlatamam. En sevdiğim tarih aşk yazarlarından biri kendisi. Bu aralar zaten tarih aşk okumaya bayılıyorum diyebilirim. Her fırsatta okumaya çalışıyorum. Bu da birazcık kül kedisi hikayesi gibi olduğu için çok sevemedim. Konusundan çok fazla bahsetmiyorum çünkü bütün tarih aşk romanları birbirine benziyor. Büyük ihtimalle aşinasınızdır konuya. O yüzden bunu hemen köşeye koyuyorum.
Sıradaki kitabım geçen ay ilk iki kitabını okuduğum bir serinin üçüncü kitabı olan Beauty Sleeps. Şuraya falan koymuşsunuz, büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. Alex Rey ile okumaya bayılıyorum gerçekten. Hiç uzatmadan çok güzel romanlar yazıyor. Bu da fantastik erotik olan bir serisi. Geçen ayki videoyu izlediyseniz eğer seriden bahsettiğimi görmüşsünüzdür. İzlemeyenler için tekrar bahsedeyim. Kuş adamlar sadece ruh eşleriyle birlikte olabiliyorlar ve biz İşte karakterlerimizi okuyoruz. Çok fazla anlatmayayım. Zaten 150 sayfalık kısacık bir kitap. Kurt adamlarla alakalı bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ve yetişkin içerik. Benim gerçekten en sevdiğim yetişkin içerikli fantastik kitaplar arasına girmiş bulunuyor bu seri. Dördüncü kitabını da bu ay mutlaka okumak istiyorum. Çok fazla bahsedemiyorum. Hem üçüncü kitap olduğu için... Şu an minik yaramazlık yapıyor, kusura bakmayın. Hem üçüncü kitap olduğu için hem de kısacık olduğu için. Ama eğer fantastik yetişkin içerik okumaktan hoşlanıyorsanız ve İngilizce biliyorsanız... Bu seriye mutlaka ve mutlaka şans vermelisiniz bence. Sıradaki kitabım Siyah Damar. Yine buraya koyuyorum çünkü bu da iyi papalar okuduğum bir kitap. Karakterimizin adını hiç hatırlamıyorum çünkü çok değişik bir adı vardı. Ama kendisi bir yazar. Bir uyanıyor bir dağ evinde. Her yer kar ve hiç kimse yok. Alt katında da geçmişinden bir adam var ve bağlı. Biri ikisini oraya kapatmış ve nasıl kurtulacakları belli değil. Kapıyı açamıyorlar. Evde erzak dolu zaten aylarca yetecek kadar ve ikisi baş başa orada kalmış durumda ve yıllardır görmediği bir insan. Genel olarak kitap böyle başlıyor ve biz geçmişlerini ve o an ne yaptıklarını okuyoruz. Gerçekten çok ağır, çok karamsar bir kitap. Okurken yani of daha ne olabilir yeter be dediğim bir kitap oldu. Bu yüzden 4 puan verdim. Gerçekten kitapta hiç iyi bir şey olmuyor. Hep kötü şeyler oluyor. Diyorum ki Allah'ım bu kızın başına daha ne gelebilir? Yani daha ne yapabilirsin bu kıza? Ama... Oluyor da oluyor. Gerçekten öf yani sizi böyle kapkara yapacak bir kitap ama kategorisinde başarılı bir kitaptı. Çok fazla konudan bahsetmediğimin farkındayım fakat bahsedebileceğim bir şey yok yani. Anlatabileceğin çok bir şey yok. Okuyarak görmeniz gereken bir kitap. Yani yoksa spoiler ile girer ama bu tarz kitapları okumaktan hoşlanıyorsanız böyle karanlık, depresif, sizi böyle çok kötü bir moda sokacak kitapları bir şans vermeniz gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sıradaki kitabım Fun Girl. Bu kitabı aslında Asla Vazgeçmeyi okumak için okudum. Yoksa bu kitabı okumak gibi planım yoktu. Okuduğum için memnunum diyebilirim. Benim için ayın 9. kitabına erişmiş oldu yani sıralamada. Fena bir kitap değildi. Tek kötü yanı çok uzundu. Yani 220 sayfada falan anlatılabilecek bir kitap o kadar fazla uzatılmıştı ki bu beni çok rahatsız etti. Sıram yazarın yazma tarzı bu. Enor ve Park'ı da çok fazla sevmemiştim ama bu kadar uzatılmış gelmemiştim. Bu kitap bana aşırı uzatılmış geldi. Kısaca konudan bahsedeyim. Kate adlı bir kızımız var. Üniversiteye başlıyor. Kendisi bir fan girl. Harry Potter benzeri bir seri var. Simon Snow serisi. Bu seriyi fanfiction yazıyor. Yani hayrın hikayeleri ve kendi kategorisinde çok çok ünlü bir kız. Birazcık da asosyal. İşte onun yeni bir hayata adım atmasını okuyoruz diyebilirim kısaca. Güzel bir kitaptı. Değişikti. Özellikle sonunu çok sevdim. Keşke bu kadar uzatılmamış olsaydı 5 puan bile verebilirdim. O son o kadar güzel olmamış olsaydı ki zaten 3 puan vereceğim bir kitaptı ama gerçekten sonu çok etkileyici bir kitaptı. Genel olarak sevdim diyemiyorum. %50 %50 ama sonu cidden çok hoşuma giden bir kitaptı ve Simon ve Buzz sahnelerine bayıldım. Bu yüzden sevdiğim kitaplardan biri diyebilirim açıkçası. Eğer boş bir vaktiniz varsa okuyabilirsiniz ama çok fazla beklentiniz olmasın. Çünkü oh, harikaydı, mükemmeldi, bu kitap hayatımın kitabı oldu dedirtecek bir kitap değil ne yazık ki. Ve 8. kitabım Çatı. Bu kitabı gerçekten çok sevdim. Uzun süre kitaplığımda bekletiyordum ve bir anda dram okumak isteyerek aa ben bunu okuyayım hadi dedim. Kitap hakkında her şeyi biliyordum çünkü kız kardeşim daha önce filmini izleyip bana anlattı. Hatta onun film izlemesi üzerine kitapları aldık o okuyacak diye. Tabii ki de okumadı. Fakat aldığımız için memnunum çünkü gerçekten çok manyak, çok psycho bir kitaptı. Okuduğum için çok memnunum. Bir an önce ikinci kitabını da okumak istiyorum. Kısaca konudan bahsetmek istiyorum. Çok çok kısa bahsedeceğim. Mükemmel bir ailemiz var. 4 çocuklu ve bir gün bu ailemizin babası ölüyor. Kadın çok işe yaramaz bir kadın ve çok bencil bir kadın. Çalışmak istemiyor açıkçası ve kadının ailesi çok zengin. Ailesine yazıyor işte beni yanınıza alın diye. Ailesi buna evlatlıktan reddetmiş. Annesi kabul ediyor fakat bir şartla kızın babasının çocuklardan haberi yok. Kızın babası da ölmek üzere ölene kadar çocuklar çatıda kalacak. Ve biz bu çocukların çatıda yaşadıklarını okuyoruz. Çok uzun bir süre çatıda kapalı kalıyorlar. Başka hiç kimseyi görmüyorlar. Dışarı çıkmıyorlar. Perdeleri bile açamıyorlar ve o kadar fena şeyler yazıyorlar diyorum. Yaşıyorlar ki bunu okuyup görmeniz lazım. Gerçekten çok etkileyici. Tüyleriniz diken diken edecek. Çok rahatsız edici bir kitap. Yani nasıl böyle bir şey olur diyorsunuz okurken. Çok fena bir kitap. Ya, bu tarz kitapları seviyorsanız mutlaka okumalısınız. Türünün en iyi kitaplarından biri galiba. Bu çok dehşet, çok manyak bir kitap. Yani bir şans verin bence mutlaka. En azından ilk kitaba bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum.
Sitede kitabım, kütüphaneden almış olduğum kitap Afrikalı Leo. Ne yazık ki geri verdiğim için şu an elimde yok. O yüzden onu da buraya koymuşumdur mutlaka. Kitap hakkında çok fazla anlatabileceğim bir şey yok. Aslında tarihi bir kurgu. Tarih yönü özellikle çok baskın. Ben normalde bu tarz kitapları sevmem ama şaşırtıcı bir derecede bu kitabı çok sevdim. Gerçekten güzel anlatılmış. Sanki Afrikalı Leo kendi anılarını yazıyormuş gibi yazılmış. Yani biyografi tarzı, otobiyografi tarzına pardon. O yüzden çok hoşuma giden bir kitap oldu. Böyle bütün Asya kısmını görüyoruz okurken neler oldu. İşte Endülüs'ün fethiyle başlıyor kitap. İspanyolların eline geçmesiyle, Müslümanlardan alınmasıyla. Ve ondan sonra böyle bir yaklaşık 40 yıllık bir dönemi okuyoruz galiba. 40-50 yıllık bir sürü şey okuyoruz. Bir sürü şehre gidiyoruz. İşte Fas'a gidiyoruz, Kahire'ye gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. Her yeri görüyoruz. Ve tarihin içinde böyle geziyoruz gibi. Bu yüzden çok hoşuma giden bir kitap oldu. Çok fazla bilgi veremiyorum kitap hakkında. Çünkü spoiler'a girebilir diye düşünerekten ama genel olarak konusu bu kitabın. Eğer tarihe merakınız varsa keyifli okuyabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaten yazar çok ünlü bir yazar. İlla adını duymuşsunuzdur. Sıradaki kitabı benim için Semerkant olacak. O da tarihi kurguymuş sanırım. Onu da çok merak ediyorum. Onu okuyup sevdiyseniz mutlaka Afrikalı Leo'ya da bir şans vermelisiniz. Ve son 5'e çok az kaldı. 6. kitabım Çirkin Aşk. Colleen Hoover'dan okudum. İlk kitap. Çok klişe, çok beklendik bir kitap ama gerçekten beni çok etkileyen bir kitap oldu. Çünkü of, o kadar güzel ki ve o kadar çok ağladım ki Miles. Senin için diyebileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Hemen kısaca konusundan bahsedeceğim çünkü çok fazla bahsedersem ağlamaya başlayacağım biliyorsunuz. Tate adlı bir kızımız var. Kendisi abisinin yanına kalmaya geliyor. Hem yüksek lisansını yapacak hem de abisinin yaşadığı şehirde bir iş bulmuş yani hafta sonu işi. Abisinin binasına girdiğinde abisinin kapısının önünde bir sarhoş buluyor ve anlıyor ki o artık yeni karşı komşusu. İşte çocuğu içeri alıyor falan. Öylelikle tanışmış oluyorlar ve ikisinin arasında yani Miles'la Tate'in arasında böyle bir fiziksel çekim oluyor. Ve bu ilişki devam ettirmek istiyorlar ama sadece fiziksel olarak. Miles Tate diyor ki benden hiçbir gelecek bekleme ve asla geçmişimi sorgulama. Biz ikisinin arasındaki ilişkiyi okurken aynı zamanda Miles'ın neden öyle bir insan olduğunu okuyoruz. 6 yıl önce başına bir şeyler geliyor çünkü gerçekten çok etkileyici bir kitaptı. Bu tarz kitapları zaten çok seviyorum. Bu tarz dram aşklar benim için vazgeçilmezlerden biri oldu. Sanırım fantastikten bile daha çok sevdiğim bir tür olmak üzere bu tarz kitaplar. Bu da en iyilerden biriydi. Her zaman benim için Britannia'nın yeri ayrıdır. Geçmişin Kırıkları ve Sevgili Bay Daniels'ın yazarının. Fakat bu kitap da gerçekten güzeldi. Sanırım yazarın Umutsuz kitabı daha güzelmiş. Onu da bu ay kesin okuyacağım. Çok merak ediyorum çünkü. 5. kitabım yani sıralamada yukarı doğru giderken en çok sevdiğim bu ay 5. kitap olan yine aynı türden dram aşktı. Şöyle fotoğrafını koyuyorum çünkü bunu da e-kitap olarak okudum. Başka değil de aşk. Bu da çok dram, çok fena sizi kalbinizden vuracak bir kitap. Kısaca konudan bahsedeyim. Archer miydi çocuğun adı? Çocuğun adını hatırlamıyorum ama Archer tarzı bir şey emin değilim. Kızın adını hatırlamıyorum zaten. İsimler hakkı konusunda çok çok kötüyüm. Ama çocuğumuz sağır. Kızımızın da başına bir şey geliyor ve ufak bir kasabaya tanışıyor ve bu çocukla birlikte karşılaşıyor. Bütün herkes çocuktan uzak duruyor. Çünkü çocuk kendi bunlardan soyutluyor. Sağır değil, daha doğrusu dilsiz. Duyuyor ama konuşamıyor. Ses tellerine bir şey oluyor. Kaza geçiriyor. İşte bütün kasaba bu çocuktan uzak duruyor. Bu yüzden de kız çocuğa bir el uzatıyor ve ikisinin arasındaki ilişkiyi okuyoruz. Aynı zamanda ikisinin de geçmişlerinde çok kötü şeyler oluyor. Bunları okuyoruz. Gerçekten çok dokunaklı. Sizi böyle kalbinizin ortasından vuracak ve böyle deli gibi ağlatacak bir kitap. Çok ağladım. Çok ağladım. Şimdi burada anlatmaya başlarsam yine ağlayacağım. Şu oyundan nefret ediyorum. Gerçekten bu oyundan nefret ediyorum. Detaylı yorum kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Şu an ağlamak istemediğim için bu yorumu bitiriyorum. Ama bu tarzı seviyorsanız ki bu benim 5 puanlı kitabımdı. 5 puanlı kitaplara geçtik. Bu tarzı seviyorsanız mutlaka okumanız gereken bir kitap. 4 numaralı kitabım Başlat. Bir 5 puanlı kitap daha. Bunlardan sonrası hep 5 puan olarak devam edecek. Kitabı çok sevdiğim. O kadar çok sevdim ki size anlatamam. Şu an minik buralarda yaramazlık yapıyor. Bir dakika. Anneciğim aşağı in. Tamam. Şimdi çocuğun adını hatırlamıyorum. Hemen bakacağım. Wade. Wade adlı bir karakterimiz var. Kendisi birazcık fakir bir çocuk. Annesi ve babası ölmüş ve teyzesiyle yaşıyor. Oasis adlı bir oyun var. Oasis'ini yapan adam vasiyet olarak diyor ki ben her şeyimi oyunun içindeki anahtarları bulup kapıları açan kişiye bırakacağım. 3 tane anahtar ve 3 tane kapı var. Ve adamın ölümünden 5 yıl geçtiği halde daha hiçbir anahtar bulunamıyor. Ta ki Wade o anahtarı bulana kadar. Kitabımız böylelikle başlamış oluyor. Wade'in o anahtarları bulma macerası ve tanıştığı arkadaşları işte genel olarak bu çekişmeyi okuyoruz. Ama öyle bir dünya yaratılmış ki size anlatamam. Efsane.
en sevdiğim bilim kurguların arasına girdi. Biliyorsunuz Y-Cross şu ana kadar okuduğum en iyi sanal gerçeklik kitabı demiştim. Bu kitap ona bin basar. Acayip iyiydi. Yani sanal gerçeklik böyle olmalı. Efsane bir kitap. Çok çok severek okudum. Eğer elinizde varsa, elinizde yoksa bile bir an önce alın. Okumanız gereken bir kitap. Filmini de izledim. Film hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Her şeyi değiştirmişler. Yani neden? Neden? Siz uyarlama yapıyorsunuz. O kadar fazla görmek istediğim sahne var ki hiçbirini göremedim. Çok sinirliyim. Bu yüzden video daha iyi çekmedim. Sinirimi böyle size kusmamak için. Filmini izlemeye gerek yok. Ya da kitabı okumadıysanız veya okumayı düşünmüyorsanız izleyin. Kitaptan bağımsız olarak değerlendirerek izleyin. Kitaptan bağımsız olarak harika bir film. Fakat uyarlama olarak berbat bir film. Neyse konumuzdan şaşmayalım. Kitabı mutlaka 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 okumanız gerekiyor. Efsane bir kitap. Ve ilk 3'e gelmiş bulunmaktayız. Bu ay en çok sevdiğim 3. kitap Cadıların Keşfi oldu. Kocaman tuğla gibi ve minnacık yazılı. Acayip manyak bir kitap. Gerçekten anlatabileceğim bir kitap değil ne yazık ki. Çünkü çok fazla olay oluyor. Çok çok fazla şey oluyor. Kısaca konudan bahsetmek gerekirse Diana adlı bir cadımız var. Cadı güçlerini kullanmayan. Bir de Matthew adlı bir vampirimiz var ki kendisi de en güçlü vampirlerden biri. İkisinin arasındaki yasak aşkı ve aynı zamanda Diana'nın bulduğu bir simya el yazması hakkında bir sürü şey okuyoruz. Bundan başka bir sürü şey daha okuyoruz. Ama kısaca genel olarak konumuz bu. Bir yasak aşk kitabı. Çoğunlukla bir aşk kitabı fakat büyü ve bilimle böyle donatılmış bir aşk kitabı. İçerisinde çok fazla bilimsel terim var. Bu beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Kitabı daha çok sevmeme sebep oldu. Bu kitaba 4.5'tan 5 verdim. Diğer kitaplara 5 puan verdiğim halde bu kitabı 3. sıraya koyuyorum. Çünkü efsane bir kitaptı. Çok fazla severek okudum. Yarım puan kırmamın sebebi de içerisindeki saçma salak diyaloglardı. Böyle klişe diyalogları okumaktan hiç hoşlanmadığım için yarım puan inadına kırma gereği duydum. Ama bunun dışında gerçekten efsane bir kitaptı. Yani eğer seviyorsanız bu tarz şeyler okumalısınız. Çok güzel. Yani küçüklüğünde Harry Potter okuyup şimdi böyle yetişkin insanlar olmuş ve birazcık da aşk arayan insanlar için efsane bir kitap. Gerçekten listenize mutlaka eklemeniz gereken bir seri. İkinci kitabını okumaya başladım. 110'dayım. Yavaş yavaş tadını çıkara çıkara okumak istiyorum. Çünkü yani öyle okumak istiyorum. Mutlaka alıp okumanız gereken bir kitap. Ve sıra geldi 2 numaraya, Son Namsara. Bu kitap hakkında da bir video çektim. Kanalımdan ulaşabilirsiniz. Zaten bu ilk 3 kitabının videosu var. Hepsini detaylı olarak yorumuna bakabilirsiniz. Bu kitabı neden çok sevdim? Ejderhalar. Ve güçlü kadın karakterler ve harika bir yasak aşk. Yasak aşkı ben çok seviyorum. Gerçekten yasak aşk okumaya bayılıyorum. Mesela az önce Cadıların Keşfi'ndeki yasak aşk tarzındaki aşkları seviyorum. Bu kitaptaki aşk tarzındaki aşkı da seviyorum. Çok fazla bilgi vermeyeceğim. Fakat efsane bir kitaptı. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Kısaca konusundan bahsetmem gerekirse yani çölümsü tarzında bir yerde geçiyor hikayemiz. Şu an oranın adını hatırlamıyorum. Ve baş karakterimiz ismi neydi? Hemen bakayım. Aşa bir prenses. Ve kadim öyküleri anlatan bir prenses. Kadim öykülerin anlatılması yasak. Küçüklüğünde böyle ovalara çıkıp kadim öyküleri anlatarak kendi ejderhaları çekiyor. Ve ilk ejderha kozuyu da kendine çekiyor. Ve kozu Aşa'yı ve Aşa'nın ülkesi mi desem? Yani Aşa'nın babasının hükmettiği insanların yarısını yaralıyor. Bu yüzden de Aşa'ya Namseri diyorlar. Yani ölüm getiren. Aşa da kendini ejderha avcısı olarak atıyor diyebilirim. İntikam almak için ejderhaları öldürmeye başlıyor. Ve bir gün karşısına kozu tekrar çıkıyor. Halkından özür dilemek için evleneceği bir adam var. Komutan. Onunla evlenmek istemiyor ve onunla evlenmemek için ve kendini affettirmek için yapması gereken şey kozuyu öldürmek. Çok karmaşık anlattığımın farkındayım ama birazcık bu kısımdan karışık bir kitap ama içerisinde hiçbir şekilde karışık değil. Efsane bir kitap, harika bir kitap, mükemmel bir kitap. Şu an çok fazla zamanınızı almak için burada anlatmayacağım. Mutlaka gidin yorumuna izleyin diyorum. Efsane bir kitap. Benim için ikinci kitap oldu. Yani acayip güzel bir kitap. Bunu yılın favorilerine bile sokabilirim. O kadar çok sevdiğim bir kitap oldu. Yani gidin okuyun. Başka bir şey demiyorum. Kesinlikle gidin okuyun bu kitabı. Ve hazırsanız ilk kitap. Bu ay en çok sevdiğim kitap. Bir öpücük. Yani bunun olmasını beklemişsinizdir bence. Çünkü çok ağladım. Videomu izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz izleyin. Çünkü çok fazla ağladım. Ve burada anlatmayacağım çünkü çok ağlayacağım. Gerçekten bu kitabı burada anlatamam. İmkanı yok. Şu anda gözlerim yavaştan dolmaya başlıyor. Anlatamam. O kadar güzel bir kitap ki. Hayatımda okuduğum en güzel aşk romanı sonu. Bütün aşk romanları böyle bitmeli gerçekten. O kadar güzel bir kitap ki size gerçekten anlatamıyorum. Anlatmanın imkanı yok. Kısacık ondan bahsetmek gerekirse Rune adlı bir oğlumuz var ve Poppy adlı bir kızımız var. Tamamıyla birbirleri için yaratılmışlar. Gerçekten
Poppy'nin büyük annesi öleceği zaman Poppy'ye bir kavanoz veriyor. İçinde 1000 tane kalp şeklinde kağıt olan kavanoz. Diyor ki senin kalbini yerinden çıkaracakmış gibi olan öpücükleri bu kağıtlara yazman gerekiyor. Ve Poppy çok heyecanlanıyor. Diyor ki ben nasıl 1000 öpücük alabilirim? Yani hayatım boyunca imkanı yok. Ve 8 yaşında Rune'un ilk öpücüğüyle öpücüklerini yazmaya başlıyor. Tahmin ettiğiniz üzere kavanozu Rune'la dolduruyor. Fakat o kadar fazla şey oluyor ki. Yani o kadar kötü ki ya anlatamıyorum. Anlatamam. İmkanı yok. Bu kitabı mutlaka okumanız gerekiyor. Aşk seviyorsanız bu kitabı okumak zorundasınız. Gerçekten anlatmanın imkanı yok. Kusura bakmayın. Anlatmayacağım yani. Gidin videoyu izleyin merak ediyorsanız. Benim okuduğum kitaplar bunlardı. Gerçekten güzel bir ay oldu benim için. Verimli geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir kitaba 1 puan vermedim. Bu çok iyi bir şey bence. 19 kitapla ayı kapatıyorum. Darısı Mayıs'ın başına diyorum. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.